Hepinize soğuk bir Hollanda gününden merhabalar. Üç katlı giyindim çünkü biliyorsunuz enerji krizi Hollanda'da zor durum. Neyse dostlar, konuyu dağıtmayalım. Bugün size mükemmel bir videoyla geliyorum. Biliyorsunuz herkes Hollanda'ya gitme yolunu arıyor. Ve hani çalışma vizesi, sponsor bulmak o kadar zor ki. Ve ben de Polonya'dan Hollanda'ya taşınmış bir kişi olarak bunun yolunu buldum. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Nasıl gelebilirsiniz? Yani dil şartı yok. Yani diğer yollara göre en kolay gidebileceğiniz yol dostlar. Bunun hakkında bilgi vereceğim. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Burada sosyal medya hesaplarımı bırakacağım. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlara sorularınızı alabilirim dostlar. İsterseniz videomuza başlayalım. Biliyorsunuz dostlar, Hollanda normalde hem belediyeden çalışma izninin çıkması hem de şirketlerin sponsorluk olma taraftarı olmamasından dolayı biraz böyle Türkiye'de oturan ya da başka ülkelerde oturan kişiler için hani direkt sponsor bulayım, vizeye başvururum. Eğer çok kalifiye değilseniz gerçekten çok handikaplı, çok zor bir süre. Çünkü biliyorsunuz Hollanda halihazırda Türkler, Polonyalılar tarafından neredeyse işgal edilmiş. Çünkü neredeyse her yerde Türkler ve Polonyalılar çalışıyor. Halihazırda zaten Avrupa'nın ucuz işçi bulabileceği yerlerinden Hollanda'ya birçok zaten Avrupa vatandaşı geliyor. Bunlar işte Bulgaristanlılar olabilir, Polonyalılar olabilir. Yani birçok Avrupa Birliği vatandaşı buraya rahatlıkla gelip çalışabiliyor ve gene hala o kadar çok işçi açıkları var ki dostlar. Şimdi vereceğim yol ile gelip çalışabilirsiniz ama şunu diyeyim, ben bir danışman değilim. Onun için şu nereden alınır, bu nasıl yapılır, Hollanda şey yapılır. Bunlarla ilgili detaylı sorularınız varsa ben orada size sağlıklı bir bilgi verebileceğimi zannetmiyorum dostlar. Ama bu yolu biliyorum. İlgili birçok ajanslar da var. İnternetten araştırırsanız onları da sorabilirsiniz. Çalışabileceğiniz birçok işçi bulma kurumları da bulunmakta. Özel şirketler ya da Polonya veya Hollanda tarafından. Eminim Google'dan biraz araştırırsanız bunlarla ilgili detaylı bilgileri öğrenebileceğiniz, süreçleri başlatabileceğiniz, hatta Türkiye'de bile bazen şirketlerde önüme çıkıyor Google'dan. Araştırabilirsiniz. Gelebileceğiniz yol dostlar, işçi kiralama yöntemi. Bu nasıl oluyor? Siz mesela Polonya'da bir tane şirket buluyorsunuz. O zaten halihazırda size çalışma iznini yolluyor. Vizenize, Polonya vizesine başvuruyorsunuz. İlk başta Polonya'ya geliyorsunuz dostlar. Ondan sonra Hollanda'da da bir şirket buluyorsunuz. O şirket size kontrat yapıyor. Ve o kontratla birlikte kiralık işçi statüsünde Hollanda'da çalışabiliyorsunuz. Bunun handikaplarını, kötü yanlarını da açıklayacağım. Ona göre dikkatli olun ama en kolay yolu bu. Ama şöyle bir şey var dostlar. Güzel yanı, dil bilmeden vasıfsız bir şekilde bile gelebilirsiniz. Vasıfsız derken şimdi birazdan anlatacağım gereksinimleri. Çünkü biliyorsunuz ilk başta Polonya vizesini alırken her türlü çalışma izni, çalışma vizesi prosedüründe kalifiye olduğunuzu göstermeniz lazım. Ne alanda çalışırsanız çalışın. Zaten bu videoda size açıklamıştım. Dilerseniz oraya detaylı olarak bakabilirsiniz. Atıyorum ki siz inşaat işinde çalışmak için Polonya'ya çalışma izni aldınız. Çalışma vizesiyle geldiniz Polonya'ya. O aldığınız kategoride siz inşaat alanında çalışacaksınız. Şimdi Hollanda'da sizi kiralayacak şirket ve Hollanda'da çalışacağınız iş, meslek inşaat işinde olur. Farklı bir alanda olmaz. Çünkü siz Polonya'daki mesela sözleşmenizi alıyorsunuz değil mi Hollanda tarafından? Bazı ekstra evraklar da bulunmakta. Onları siz Polonya'nın ZUS'una yani SGK'sına götürüyorsunuz. Oradan kaydettiriyorsunuz. Tabii Polonya'daki işvereninizle birlikte. Çünkü dostlar şimdi nasıl işliyor biliyor musunuz? Polonya'daki bu kiralık işçi olayı aslında siz Hollanda'da burada tamam adres kaydı yapıyorsunuz. İkamet bilmem ne hani bu tarz standart ev bulma falan onları yapıyorsunuz. Onlar problem değil ama sizin sigortanız, verginiz, maaşınız Polonyalı şirket tarafından ödeniyor. Hollanda'da sanki sezonluk işçi, kiralık işçiymişsiniz gibi gözüküyorsunuz. Yani Hollanda'da çalışıyor gibi gözükmüyorsunuz. Onu öncelikle diyeyim. Eğer hani ben direkt Hollanda'da oturum istiyorum, çalışmak istiyorum, orada direkt çalışma izni olur mu? Yani biliyorsunuz çalışma izni hem meşakkatli hem de çok fazla masraflı ve zaman alan bir iş olduğundan dolayı genellikle uğraşmak istemiyorlar çok kalifiye değilseniz.
Onun için genellikle Polonyalı ya da başka Avrupa ülkelerinden, yani fakir Avrupa ülkelerinden gelen kişileri direkt işe almayı daha uygun görüyorlar ya da Avrupa vatandaşı olanları. Çünkü uğraşmak istemiyorlar. Çünkü bu tarz kalifiye olmayan işlerde, yanlış anlamayın, bunu sözü meclisten dışarı olarak diyorum. Bir insan geliyor, çok fazla uzun kalmıyor. İnsanın kalıp kalmayacağı bu işte de belli değil. Onun için işverenler de kendilerini çok sıkıntıya sokmak istemiyor. Ya da atıyorum ki burada çalışırsınız kiralık kişi olarak. 6 yıl, 1 yıl kendinizi kanıtlarsınız. İşveren sizi sever. O zaman belki sponsor olabilir dostlar. O zaman burada oturum iznine, ne bileyim, çalışma iznine başvurulabilir. Genellikle bu sadece Polonya değil. Ben Polonya'dan Hollanda'ya taşınmış bir kişi olarak Polonya'dan yapıldığını biliyorum. Ama bu Litvanya, Polonya ve Estonya gibi ülkelerden de yapılabiliyor dostlar. Ama 3 aşağı 5 yukarı diğer ülkeleri bilmiyorum ama sistem aynı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği yasası bu. Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum ki siz buraya kiralık işçi olarak geldiniz, değil mi? Kesinlikle kaçak çalışmaktan bahsetmiyorum. Kiralık işçi olarak geldiniz. Mesela Polonya'daki şirket var, sizi kiralıyor buraya. Şimdi Polonya'daki şirket risk alıyor, sizi kiralıyor. Burada ne yaptı, ne yapmadınız belli değil. Sizin maaşınızı Polonya'daki şirket ödüyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Buradaki Hollandalı şirket sizin Polonya'daki asıl çalışma izninizin, çalışma vizenizin bulunduğu, size sponsor olan şirkete maaşınıza yatırıyor. Ya da aracı şirketler de olabiliyor, taşeronlar. Bu tarz şirketlere yatırıyor. Onlar size sizin Polonya'daki SGK'nıza verginizi yatırıyor, sigortanızı yatırıyor. Ve size sizin maaşınızı yatırıyor. Ama bu tarz kiralık işçi olaylarında genellikle maalesef ki İnsanlar ya da şirketler bunu ticareti olduğundan dolayı, atıyorum ki siz burada saatlik brüt, net demiyorum, brüt vergiler düşünmemiş halde, atıyorum ki 12 euro ya da 11 euro bir asgari ücret parası veriliyor burada Hollanda'da, değil mi? Ama o saat başına, ama o şirketler sonuçta sizden risk alıyor. Sizin her şeyinizi hallettiğinden dolayı belli bir komisyon almaları lazım. Yani sizden saatlik, atıyorum 1 euro olabilir, 2 euro olabilir, sizden komisyon kesiyor. Ondan dolayı da atıyorum ki normal standart bir kişi burada 1700, 1900, 2000 euro, artık neye göre, çalıştığınız sektöre göre değişir. Hadi 1900 euro alıyorsunuz diyelim. Atıyorum ki saat 1 euro kesse 8 saatten 8, 5, 40, 160 euro mesela oradan kesinti olabiliyor saat 1 euro eğer kesinti yaparsa. Bazı insanlar var, şirketler var, atıyorum saatliği normalde size 2000 euro, yani saat hadi 12 eurodan diyelim, 1900 euro siz brüt 12 euro kazanıyorsunuz. Net de atıyorum ki 1900 euroya denk geliyor aylık. Ama öyle kesinti yapıyor ki sizden. Sizi burada bildiğin hammal gibi çalıştırıyor. Bak 6 euro vereni bile gördüm, 8 euro bile vereni bile gördüm. Hem de eşek gibi çalıştırıyorlar dostlar. Bu suistimaldir maalesef ki. Onun için bu tarz yola girecekseniz bile gerçekten hani kontrol edin, iki kere düşünün. Bir de şöyle bir şey var. Kiralık işçi olarak burada oturuma başvurabilir miyim? Burada haklarım olur mu? Sigorta falan. Dostlar öyle bir hakkınız, hiçbir hakkınız yok. Siz burada yaşamıyor bile gözüküyorsunuz. Çalışıyor diye gözükmüyorsunuz maalesef ki. Sizin elinizdeki vize Polonya, Litvanya veya Estonya vizesi oluyor. Oturuma başvurulabiliyor mu? Eğer legal olarak gerçekten şirket, onu da sizin kontrol etmeniz lazım. Polonya'da sizin verginizi yatırıyor mu? Maaşınızı bankadan yatırması lazım oturuma başvurmanız için. Polonya'da kayıtlı bir adresinizin olması lazım orada oturuma başvurabilmeniz için ki mesela size vize veriyorlar. Bir yıllık vizeni nasıl uzatacaksınız? Avrupa Birliği içerisinde vize uzatma diye bir şey yok. Vize eskiden varmış ama artık yok. Artık Avrupa içerisinde oturum izni diye bir şey var dostlar. Vizenizi bu şekilde uzatabilirsiniz. Size oturum kartı veriyorlar. O da vizenin pasaporta işlenmemiş hali gibi düşünün yani. Nasıl Türkiye'de farklı renkte yabancılara geçici kimlik kartı veriliyor. Onun gibi düşünün. Burada genellikle dostlar sağlık sigortası aynen Amerika'daki gibi sizin aylık sağlık sigortanızı yatırmanız lazım. Bu da ortalama biz mesela 150-160 euro en basit, en orta planlı sağlık sigortası bu cebinizden çıkıyor. Onu diyeyim. Genellikle işverenler burada %80 bu tarz fabrikalarda, paketleme yerlerinde, yani standart kalifiye olmayı gerektirmeyen işlerde çalışan kişilere genellikle kalıcı evler verirler. Kalacak yeri verirler ama böyle kalacak yer, daha ben ailemle geleyim, bir tane büyük ev verecek, öyle bir şey yok yani. Bir tane evi kiralıyorlar dostlar. Bir tane odaya 6 tane ya da 3 tane 6 tane her odaya
yatakları koyuyorlar. Bildiğin yurt gibi, askeri koğuş gibi herkes bir arada kalıyor dostlar. Yani öyle hani ben geleyim tüm ev verecekler öyle bir şey yok maalesef ki, onu diyeyim. Onun haricinde yemek yeri yemeği verenler oluyor, vermeyenler oluyor. Öyle bir kesinlik yok. Ama verenler de var. Yol paranızı da ödüyorlar. Bu nasıl oluyor? Hollanda'da bir tane kart bulunmakta. O kartı veriyorlar, özel şirket kartı. Onunla toplu taşımaya mı bineceksiniz? Veya sistem üzerinden adı arabanızı mı kullanıyorsunuz? Ki, arabanızı kullanıyorsanız kilometre başına size ne bileyim 0,1, 0,2 euro sent ücret veriyorlar. Hani böyle ekstralarda olabiliyor. Artık bu işverenle nasıl anlaştığınıza bağlı olarak değişiyor. Ama genellikle kalacak yer ve yol masrafında karşılıyorlar dostlar işverenler. Bu arada size dediğim ilk başta demeyi unuttuğum bir önemli bir nokta var. Normalde asıl burada kiralık işçi olarak çalışabilmeniz için, hani dedim ya Polonya'daki ZUS'a gitmeniz lazım diye, hani evraklarınızı toplayıp işvereninizle birlikte demiştim ya. O yani Polonya'nın SGK'sı, yani ZUS'una gittiğinizde ZUS diye yazılıyor. ZUS diye. Onu zaten Polonya'daki işverenler bilirler. Onlar size belli bir süre sonra başvuru zaman alıyor dostlar. Öyle maalesef ki hemen olmuyor. Onu diyeyim. Size A1 belgesi veriyor. Bu A1 belgesiyle birlikte artık Hollanda makamlarından araştırmanız lazım. Zaten Hollanda'daki bir şirket bulursanız ve eğer sizi kiralık işçi olarak kabul ederse zaten onlar süreci bilecektir. Ya da Hollanda'da bu işi yapan birçok Türk olsun gerek İngilizce dilinde bilen birçok ajanslar da bulunmakta. İş bulma kurumları da bulunmakta. Onlara da internetten Google'dan ulaşabilirsiniz. Onlar size eminim sağlıklı bilgileri verecektir. Dostlar genel olarak videomuz böyleydi. Genel olarak hani size handikaplarını anlatayım dedim. İyi kötü yanlarını anlatayım dedim. Burada kesinlikle çok fazla hani dolandırıcı tipte şirketler ya da insanlar ya da sizin saatlik ücretinizi suistimal edebilecek kişiler de bulunabilir. Onun için hani yağmurdan kaçıp doluya kesinlikle kapılmayın. Çünkü hani buraya geleceğim, euro kazanacağım falan deyip buradaki aslında yaşam masraflarını görüp aslında elinizde hiçbir şey kalmadığını ve size normalde legal olarak burada atıyorum ki saatlik 12 euroya brüt çalışan birinin yerine yarı fiyatını ya da onun %80'ini verirlerse siz burada kusura bakmayın gerçekten aç kalırsınız, perişan olursunuz. Onun için dikkat edin ve özellikle siz burada Hollanda'da mesela Türkiye'de STK'lar var değil mi? Dernekler var, işçileri koruyan vakıflar da bulunmakta. Hani örgütlenmeler de var biliyorsunuz bunları. Mesela siz burada çalışan olarak görünmediğinizden dolayı sizin hakkınız yendiğinde sizin gidip şikayet edebileceğiniz ya da hakkınızı koruyabileceğiniz bir kurumda bulunmamakta, bir yasada bulunmamakta bildiğim kadarıyla. Onun için hani ne kadar şey desem de hani gelme yolunu anlatsam da handikapları, riskli yolları da var bu gibi. Kötü yanları da var dostlar. Artık bu artık sizin alacağınız riske bağlı, meşakkatli bir yol. Ama direkt buraya okul okumak ya da yani zaten paranız yoksa okul okumak falan, bunlar zaten çok pahalı şeyler. Hani euro ile geleceksiniz buraya, cebinizde 3-4 yıllık paranız olması lazım. Zaten o kadar paranız varsa buraya çalışmaya gelmek istemezsiniz herhalde. Onun için Polonya'ya, Estonya veya Litvanya'ya bir tane çalışma izni ayarlayıp çalışma vizesini alıp oradaki şirketle anlaşıp ondan sonra Hollanda kontaklarını yapmanız lazım. Böylelikle direkt Polonya vizenizle buraya o dediğim yolları izleyerek, evrakları toplayarak, her şeyi yaparak buraya kiralık işçi olarak gelebilirsiniz. Bunun haricinde aynı yolu Almanya'da da deneyebilirsiniz. Burada videoyu bırakacağım dostlar. Almanya'da da aynı benzer yol bulunmakta. Eğer düşünüyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Böyle güzel videolarda, yararlı videolar sizler için gelmeye devam edecek. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.